Evet değerli izleyenler, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Zehra Özdilek var. Zehra Hanım merhaba. Merhabalar Begüm Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Siz bu konunun üzerine giden bir gazetecisiniz. Zindaşti Bombası isimli bir haber yapmıştınız. Evet. Peşine pek çok haber. Tabii ki ödül de aldınız, yargılandınız da. Şimdi Sedat Peker de bu konuları tekrar gündeme getirdi. Daha farklı ne söylüyor? Sizin haberinizin şöyle bir özetini biz de dinlemek isteriz. Bu meseleyi daha iyi anlayabilmek adına neler söyleyeceksiniz? Zindaşti Burhan Kuzu ilişkisi ve beraberindeki iddialara ilişkin. Tabii ben şöyle anlatayım. Ben yaklaşık 3 yıl önce bu konu üzerine araştırma yapmaya başlamıştım. O dönem Kuzu ve Zindaşti'nin yemek yerken ki çekilen bir fotosuna ulaşmıştım. Hı hı. O fotoyu ilk gazeteye basmadan önce Kuzu'ya ulaşıp sormuştum. Kuzu fotoğrafı doğrulamıştı ama gazetemizi de tehdit etmişti ve hani Cumhuriyet'e yazık olur demişti. Zindaşti ile de sadece bir kere görüştüğünü söylemişti. Biz daha sonra ardından bir haber daha yaptık. Yani farklı belgelere ulaşmıştık. Kuzu'nun Zindaşti ile bir kere değil çoğu kez en az 20 kere görüştüğüne dair HTS kayıtlarını ortaya çıkarmıştık. Hatta HTS kayıtlarında Aliye Uzun denen kadınla da görüşme trafiği vardı. Onları da yazmıştık. Aliye Uzun da AKP kadın kolları başkanıydı, evet, değil mi? Beşiktaş kadın kolları başkanı. Evet. Evet, onunla da hani hem telefon trafiği vardı hem mesajlaşma vardı. İçeriğini göremiyorduk ama mesajlaşmalar da vardı. O haberin ardından yine biz Kuzu'nun baskı yaptığı hakim Cevdet Özcan'ın para trafiğini de yazmıştık. Onu da ortaya çıkmıştık. Ben Zindaşti'nin bürokratlarla ilişkisinin sadece Kuzu ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Hani başka isimler de var ama elimizde kanıt olmadığı için onları şu an yazamıyoruz. Bizim yazdıklarımız buzdağının sadece görünen kısmı. Hı hı. Haberlerimizden dolayı bize davalar açıldı ama davalardan beraat ettik. Bize hızlıca dava açıldı ama Kuzu'ya çok geç dava açıldı. Hakim Cevdet Özcan'a da çok geç açıldı. Kuzu zaten davaya rahatsız olduğu için ilk celseye girmemişti. Zaten ikinci celseye gelmeden de vefat etmişti. Evet. Sedat Peker'in tweetlerine gelecek olursak da Sedat Peker bizim haberimizi tasdik etmiş oldu. Fakat Peker aynı zamanda yeni bilgiler de paylaştı. Hı hı. Kuzu'nun Orhan Yılgan ile görüşmeler yaptığını biliyordum. Hatta iki tarafında avukatlarının ses kaydını da dinlemiştim. Fakat Ünvan için Bolu Başsavcılığına gittiğini bilmiyorduk. Ziraat Bankası, OYAK, Adli Tıp raporu olaylarını da bilmiyorduk. Bu iddiaları Peker'den öğrenmiş olduk. Etkin bir araştırma yapıldığında çok daha kirli ilişkilerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Araştırılması gereken, üzerinde durulması gereken bir konu. Hı hı. Peki, benim aktaracaklarım bu kadar. Evet, siz şeyden de bahsedelim tabii, ödül aldınız ve siz de yargılandınız değil mi bu haber nedeniyle? Evet, evet. Haberle ilgili Burhan Kuzu'nun WhatsApp yazışmalarını yazdığımız için Ankara'da bir dava açılmıştı. Ama o dava hemen düştü. Hı hı. Evet. Ha, onun dışında Burhan Kuzu hani ilk haberi yapmadan önce de zaten haberi basmayın demişti ama ondan sonra da tehditlerini sürdürmüştü. Bizi tetikçilikle suçlamıştı ama görüyoruz ki bizim hani zaten kanıtlı yapıyoruz ama bunu Sedat Peker de onayladı. Bir dakika hemen. Yani ses geliyor bana şu anda. Evet, Zehra Hanım buyurun devam edin. Bir karışıklık oldu ama. Cumhuriyet Gazetesi kanıt olmadan haber yapmıyor. Normalde bu konu hakkında bizim bildiğimiz başka detaylar da var ama kanıt elimizde olmadığı için şu an onları paylaşamıyorum, gazeteye de yazamıyoruz. Evet, pekala, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, elinize de sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Rica ederim, iyi yayınlar, hoşça kalın. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, şimdi iddialar o ki ve yapılan haberler de bunu gösteriyor ki Burhan Kuzu'nun suç işleyen kişilerle bir takım ilişkileri olduğu, yine Zindaşti'nin bürokrasiyle ilişki ağı çok merak edilen ve açıldıkça açılabilecek bir konu gibi gözüküyor.